Herkese selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere Utah ve Romanya'dan sonra Kaliforniya'da da bulunan monolitler hakkında konuşacağız. Nedir bu monolitler? Detaylar bu videomuzda. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Utah ve Romanya'nın ardından Kaliforniya'da da bulunan monolit tüm dünya çapında merak konusu oldu. Yetkililer geçen hafta bulunan yapının Stanley Kubrick'in filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle hayranları tarafından yerleştirildiğini düşündü. Gizemli yapı bir anda ortadan kayboldu. Önce Romanya'da, sonra da Kaliforniya eyaletinde yer alan Atascadero kasabasında yeni bir monolit keşfedildi. Peki monolitin anlamı ne? Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik büyük boyutlu bir kitle. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri genellikle erozyonun açığa çıkardığı söyleniyor. Bugün yeryüzündeki en büyük 3 monolit Avustralya'da, Meksika'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Bütün bunlar bilinirken bu monolitler neden bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu? Utah Kamu Güvenliği Departmanı başlangıçta bu nesneyi Güney Utah'ın ücra bir bölgesinde bir helikopterle büyük boynuzlu koyunları sayarken keşfediyor. Ancak keşfin ardından bazı Reddit kullanıcıları bu monolitin kökenini ortaya çıkartmak için bir girişimde bulunuyor. İlk olarak monolitin Google Earth'te yerini tespit ediyorlar, ardından nesnenin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını keşfetmek için tarihsel görüntüleme verilerini kullanıyorlar. Ve araştırmalar sonucu bu monolitin ilk olarak Ağustos 2015 ile Ekim 2016 arasında ortaya çıktığını keşfediyorlar. O dönemde yakın bir bölgede bilim kurgu draması Westworld'un çekimleri yapılıyordu. Ve bu da pek çok kişinin monolitin dizide kullanılan bir dekordan ibaret olduğu düşünmesine neden oldu. Fakat bu düşünce hiçbir zaman doğrulanamadı. Şimdi bu konuyu detaylandırmadan önce benzer bir monolitin uzaydan çekilen görüntüsü elimizde. Yani uzaydan çekilen bir görüntüde Mars'ta da monolite rastlandığı söyleniyor. O görüntüyü de şu an sizlerin ekranlarına yansıtıyorum. Öte yandan Guardian'ın yerel bir gazeteye dayandırdığı habere göre ABD'de Utah'ın ardından Kaliforniya'da da gizemli bir monolit ortaya çıktı. Atascadero kasabasında gezintiye çıkan onlarca yürüyüşçü Pin Dağı'nın tepesindeki monoliti keşfetti ve ardından görmüş olduğunuz fotoğrafları paylaştı. Bununla birlikte kim tarafından yerleştirildiği bilinmeyen metal yapının 3 kenarının bulunduğu 3 metre boyunda ve 45 santimetre genişliğinde olduğu belirtildi. Diğer taraftan bulunduğu kayalara sıkıca monte edilmiş olan Utah'daki benzerinin aksine Atascadero monolitinin sallandığı ve güç uygulanırsa devrilme ihtimali olduğu iddia edildi. ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan Milli Park görevlileri tarafından 18 Kasım'da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit tüm dünyanın ilgisini çekti. Yine aynı eyalette gizemli bir şekilde ortaya çıkan, sonra yine esrarengiz bir şekilde kaybolan monolit geçen günde Romanya'da ortaya çıkmıştı. Utah'ta çölün ortasında bulunan bloğun aksine bu metal yapıda çekiçle yapılmış gibi görünen izlerin olduğu belirtildi. Romanya'nın kuzeyinde bulunan 4 metrelik monolitin de bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmiyor. Öte yandan bu gezginlerden olan David Serber isimli bir kişi Instagram adresinde Utah'ta bulunan monolitin hemen yanında bir tane video çekip Instagram'ına yükledi. Şu anda ben de size o videoyu ekranlarınıza yansıtıyorum. All right, y'all wanted the magnet test, so I didn't bring a strong enough one, but not sticking. Okay, those are the attempts. And then let's see. So is it solid? Not solid. Sounds a little bit like a cardboard box. And then get to the lighter side. You got rivets and handprints from probably from Diesel Dave going all the way up. And then it's 3 different panels. You can see there. So all the panels are separate and then riveted. Hollow, riveted, not magnetic. Hey.
Videoyu incelediğim zaman görselde hemen monolitin üzerine bir cisim yapıştığını görüyorum. Yani mıknatısı olan bir şey rahatlıkla yapışabiliyor. Bunun buraya nasıl geldiğini, kimin götürdüğünü, nelerin olduğunu hiç kimse bilmiyor. Server aynı zamanda bu yapının alüminyumdan olduğunu doğruladı. 3 parçanın birbirine perçinlenmiş olduğunu ve 2 parçanın üstte eksik olduğunu da yine o videonun altında belirtti. Acaba bütün bu monolitler turistik bir amaçla mı yapıldı, yoksa insan dışı varlıklar mı oraya koydu? Çünkü bunları da iddia edenler var. Ben inanmıyorum ama bunları iddia eden bazı yetkililer var açıkçası. Bu beni çok şaşırtmıştı. Ve hemen akabinde de acaba bir yeni bir film veya dizi çıkacak da bunun PR çalışmasını mı yapıyorlar? Bu da bilinmez. Ama ulaştığım bilgiler bunlardan ibaret. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsan ve beğendiysen aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerini yorum olarak iletmeyi unutma. Ve bu konu hakkındaki de görüşlerini yorum kısmına bekliyorum. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsin. Bir diğer videoya dek kendine çok iyi bak. Hoşça kal. All right, y'all wanted the magnet test, so I didn't bring a strong enough one, but not sticking. Okay, those are the attempts. And then, let's see. So is it solid? Not solid. Sounds a little bit like a cardboard box. And then, turn the other side. You got rivets and handprints from probably from Diesel Dave going all the way up. And then it's 3 different panels. You can see there. So all the panels are separate and then riveted. Hollow, riveted, not magnetic. Hey.